Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Herkes burada mı acaba? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hatice hoş geldin, Ebru nasılsın? Merhaba arkadaşlar. Tülay Uzunpolat, merhaba. Cavem ne güzel. Nail amca hoş geldin. Hanker Mavi 77, Beritan Tekin, senin merhaba. Mine Mustafa Soyu Güzel, Elif nasılsın, tatlı olan sensin. Meltem Ergül merhaba. Eda Rahimli 3563 merhaba. Ebrus merhaba. Ferkan Çiftçi iyi akşamlar. Bilal Bey diyor iyi akşamlar. Selin nasılsın? Erkan Zink de aramızda. Aramızda sosyete emlakçısı Erkan Zink var. Anında ev satar, anında bütün evlere müşteri bulur. Böyle başarılı bir emlakçı. Erkan Zink, satılacak eviniz varsa, ev arıyorsanız. Burcu Yıldız 34-39-50. Nils Demet Özdemir. Peki, Kenan merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nereden yazıyorsunuz? Soğuk ülkelerden, soğuk topraklardan. Var mı yağmur yağan yerden, mesela kar yağan yerden olabilir mi? İstanbul'da hava nasıl? Bugün hiç bakamadım. Ben Bodrum'dayım biliyorsunuz. Bodrum'da denize giriyor. Esra nasılsın? Erkan Zink burada. Akın Ebru niye küskün? Ya Akın'la Ebru hakikaten olmaz. Bunlar tabii ki başarılı. Sevilen iki tane oyuncu, Hercai dizisi izlenen bir diziydi ama gençlikleri yüzünden, olgun olmadıkları için yanlış yaptılar, gurur yaptılar birbirlerine, egolarına yenik düştüler, geri adım atmadılar ve maalesef ikisi de birbirini takip etmedi, çıktı takipten. İkisi de birbirlerini sildiler, arkadaşlıkları bitti. Hilal. Şimdi bir yapımcı mesela Ebru Şahin'e dese ki Akın Özü'yle çok iyi uyumluydunuz dizide, kamera önünde dizide çok sevildiniz filan. Yani sizi tekrar oynatmak istiyorum dese mümkün değil böyle bir şey. Profesyonellikte böyle bir şey olabilir mi ya? Küslük olur mu ya? Beste nasılsın? TBTC Beste. Çok özledim arkadaşım. Sevgiler. Ardam hakkında konuşur musunuz? Aras'la Bilge ile ilgili, yani inanın sizlere anlatacağım kadar geniş bir bilgi gelmiyor maalesef. Kendisini çok çok iyi gizlemeyi biliyor Aras Bulut İğnemli özel hayat konusunda. Ancak araştırmalar devam ediyor tabii. Sağ ol Beste, teşekkür ederim canım. Güzel kızını öperim. Güzel kızını öperim. 79.32.12.43. Çınar Bostancı nasılsın? Gökhan Yağmur kalp yarası. Ulaş Tuna Açtepe hakkında ne düşünüyorsun? Ulaş Tuna Açtepe. Peki. Hidayet nerede? Hidayet arkadaşlarıyla Elif top oynuyor şu anda. Top sahasında. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bazı bilgilerin oturması lazım. Sizlere anlatmam için. Yani sizlere bazı şeyleri anlatmam için altının dolu olması lazım. Öyle değil mi? Sinem'le tekrar ekranda görmek istiyoruz diyor Binnur Hizel. Sinem iyi bir arkadaş değil mi Sinem? Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığına benim yorumum yani aldatma olmadan neden bilsin ki? Niye bilsin ki ihanet olmadan ilişki. Onlar çok uyumlulardı birbirleriyle. Zannetmiyorum başka bir sebep olsun. Bana aldatma var gibi geliyor o konuda. Yani çok net açık da bir şey söylemedi zaten. Sebep şudur demediler. Desinler sebep bu. Bu yüzden ayrıldık desinler. Yok demiyorlar. Öyle bir şey de yok. Ondan sonra bu dedikoduların önünü alamazlar. Barış Murat Dağcı sık sık sakatlanan bir insan. Ben zannetmiyorum şampiyon olabileceğini.
Çünkü çok genç ve çok diri, ondan daha genç ve daha diri, sakatlanmadan yarışabilecek insanlar var Survivor'da katılanlardan, katılacak olanlardan, bana göre olacaktır. Barış Murat Yağcı ne kadar arzulu, ne kadar istekli ve ne kadar azimli olursa olsun, o sakatlanmalar, çünkü bünyesinde hastalık var Barış'ın, kendisi de söylüyor. Kendisi de söylüyor, röportajlarında anlatıyor bunu zaten. Hastalanıyor, sakatlanıyor, hastalanıyor. Çok çabuk sakatlanıyor Barış Murat Yağcı. O yüzden ben zor görüyorum şampiyonluğunu. Bir sakatlanıyor, iki ay kaybediyor Survivor'da. Böyle bir şeyi kaldırmaz orası. Evliliğin bitmesen tabii ki Gökhan zararlı çıkar. Tabii ki Gökhan zararlı çıkar. Selin zararlı çıkmaz. O evliliğin mimarı da Selin. O servetin mimarı da Selin. O başarının mimarı da Selin. Selin yürür gider. Gökhan düşünsün. Gökhan daha 25-26 yaşında değil mi? Çok genç. Selin çok daha yaş olarak da olgun. Düşünce olarak da olgun Selin. Mehtap Yılmaz, Amsterdam nasıl? Hava nasıl Amsterdam'da? Amsterdam'a soğuk geldi mi? Soğuklar. Gökhan çocukmuş tanıştıklarında diyor. Gel Gökhan çok genç. Hala çok genç Gökhan. Gökhan çok genç. Yani o yaşta evlilik zor. Zor yani. O paranın içinde, o yaşta, gençlikte zor yani bazı şeyleri çevirebilmek. Niye parasız çıksın canım? Evliliklerde kazanılan her şey ortak değil mi arkadaşlar? Evliliklerde... Pardon bir dakika çocuklar, yayın yapıyorum. Susar mısınız? Hidayet! Hidayet arkadaşlarıyla oynuyor. Buraya geldi sağdan. Ya kesin para almıştır tabii, suratından belli ne demek. Zaten ne kazandılarsa ortak. Zaten ikiye bölünüyor para. Yani zaten bugüne kadar ne kazandıysa, Selin Ciğerci'yi görüyorsunuz ya, altında arabalar 3 milyon, 5 milyon tanesi, bankada trilyonlar, milyonlar, Bodrum'da 2 tane ev, her biri işte benim karşımda evler. Her biri 15-20 milyon lira değerinde evler. Onların hepsi ikiye bölünüyor. Pastayı nasıl ikiye kesersin bıçakla? Bütün paralar, servetler, her şey ikiye bölündü yani boşanırken. Öyle yani evliliklerde... Anlaşma yapmazsan, sözleşme yapmazsan nikahtan önce öyle oluyor. Ne kazanırsan bölünüyor. Ya Selin çok iyi niyetli bir insan. Selin çok verici bir insan. Selin Ciğerci, ben yakından tanıdım Selin Ciğerci'yi. Kalbi açık bir insan. Çok verici bir insan. Yani o dünyaya zaten kadın olarak gelmeliymiş. Yani Allah'ın gücüne gitmesin. Tamamen kadın ve verici bir kadın Selin Ciğerci. Yani onda hiçbir erkeklik hormonunun şu kadarı yok. Zannetmiyorum yani şu kadar bir erkeklik şeyi. O tamamen eşine kendisini adamış bir insandı. Ben öyle tanıdım. Düğünlerinde de bulundum. Düğünden sonra evlerine de gittim. Röportaj da yaptım. Beren ve Kenan'ın birlikte düğüne katılmasına ne diyorsunuz? Geniş aile diyorum. Başka bir şey demiyorum. Geniş aile. Yok canım. Genelleme Elif abla. Genelleme. Yok. Genelleme. Yok. Ben onlara katılmıyorum ya. Yok. Yok. Tabii ki herkesin inancı, herkesin düşüncesi kendisine. Herkesin düşüncesi kendisine ve herkesin fikrine saygımız var. Sen de öyle düşünebilirsin. Sana da saygı duyuyorum. Şuna inanıyorum yalnız. Bak şurada haklısın. Onu yazmamışsın. Nazar denen bir şey var. Ona inanıyorum. Göze gelme denen bir şey var. Ona inanıyorum. Altını çiziyorum. Ona inanıyorum. Ama onun dışında insanların yaşam şeklini falan, ona yani birbirlerini
ayaklarını öpüyorlar, ellerini öpüyorlar, karısına sarılıyor, karısıyla yanak yana, kocasıyla filan. Öyle oldu diye evlilik bitti, yok. Ama çok göze sokarsan insanların nazarı değer tabii. Yani Selin Ciğerci önce Gökhan'ı bu kadar göze sokmuyordu zaten. Evlilikten, evliliğe bir çeyrek kala başladı bu kadar göze sokmaya. Daha evvel Selin Ciğerci'yi biz hep çoğunlukla tek görüyorduk. Sevgilisini yanına ara sıra alıyordu Gökhan'ı paylaşımlarda. Ama ondan sonra artık hat safhada devamlı Gökhan'la paylaşıyordu. Ya Ardam hakkında yorum yapmaktan bu kadar mı korkuyorsunuz diyor. Palavra mı konuşmamı istiyorsunuz, bekliyorsunuz? Siz istiyorsunuz diye yalanlar mı anlatayım size? Bin kere söylüyorum, anlamıyorsunuz. Ben de konuşmak istemiyorum. Bin kere söylüyorum. Her canlı yayında soruyorsunuz, her canlı yayında söylüyorum. Yani bir gazetecinin sizlere bilgi aktarabilmesi için altının dolu olması lazım. Öyle değil mi? Elimdeki bilgiler şu anda sizlere bu böyledir diye anlatmaya yeterli değil. Bak bir kere daha söylüyorum. Ama siz bin kere daha sorarsınız. Yani neyinden korkacağım, kimden korkacağım kardeşim? Yalan söylemek istemiyorum. Ben diğer magazinciler gibi değilim. Nazar öyle bir şey. Ya program konusunda, televizyon programı anlamında soruyorsan öyle bazı arzular, istekler var. Ama daha netleşen bir şey yok canım. Onun için kendi işlerimin başındayım. Sosyal medyadaki işlere devam ediyoruz yoğun bir şekilde. Ekibimle, arkadaşlarımla birlikte. Sosyal medya hesaplarımdan hem yayınlarla, hem yazılarla, hem paylaşımlarla işimizi yapmaya devam ediyoruz. Asiye Asos nasılsın? Sana göre vefa güzel kardeşim. Sana göre vefa. Sana göre vefa. Aşk, mantık, intikam dizisi. Yani yaşıyor olsaydı, hadi konuşalım, bunu tartışalım. Yaşıyor olsaydı, vefat etmemiş olsaydı, Beren Saat'in bu arzusu, bu isteği, bu sevgisi ilk aşkına, ilk erkeğine aynı şekilde devam mı edecekti hayatında kocası varken? Ayrılmış olsa, bak yaşıyor olsaydı ve bir şekilde kopmuş olsalardı. Gençlikte hep böyle oluyor zaten. Büyük aşklar, ilk erkek, ilk kadın birbirlerinin ilkleri oldukları halde o gençliğin verdiği delilikle, o delikanlı derler ya delikanlı, o hatalar yapıyorlar birbirlerine karşı. Aşırı gurur yapıyor insanlar. Hatalar yapıyorlar ve ilişkiyi noktalıyorlar. Öyle değil mi? Büyük acılar ondan yaşanıyor zaten. Aşk acısı denilen şey ondan yaşanıyor. Ah ben ne yaptım, ama geriye dönmüyor kimse gururundan dolayı. Bu Beren Saat'le sevgilisi rahmetli öyle bir final yaşasalardı ve çocuk hayatta olsaydı, şimdi Kenan Doğulu'nun kocası ya da Ahmet'in karısı, Kenan Doğulu'nun karısı, yani ikide bir doğum günlerinde eski aşkına mesaj mı yollayacaktı? Eski aşkını, ne bileyim ben, gizli gizli görüşecek miydi? Ben anlamıyorum. Ben senin hayatında eğer bir erkek varsa, sen birisiyle evlendiysen bir kadın olarak ya da bir erkek olarak yanına birisi aldıysan yatağına, onunla hayatın tek yastık nedir, o büyük yastık? Var mı evlerinizde o yastık, tek yastık? Ninelerinizin evinde vardır. Aynı yastığa baş koyacaksın. Bir erkekle berabersen, evliysen, ölmüş de olsa, hayatta da olsa bir başka erkeği anmayacaksın ikide bir. Olmaz öyle şey. İnsan aklına bin tane şey gelir kardeşim. Bin tane şey gelir. O beni başka öpüyordu, o beni başka seviyordu. O öyle seviyordu ki unutamadım onu. O öyle sevişiyordu ki ben de aklımdan çıkmıyor. Bin tane şey gelir. Ben erkeğim, getiririm kardeşim. Olur mu öyle saçma şey ya? Olur mu öyle saçma şey ya? Senin yanında kocam var. Sen ikide bir dönüyorsun. Eski aşkını anıyorsun. Eski aşkının doğum gününü, bilmem ne gününü. Saçma. Ama Kenan'ın da eli kuvvetsiz olduğu için karısına karşı, bir sürü hatalar yaptığı için, o da böyle karısı nereye çekerse oraya gidiyor.
Yani benim fikrimi sordun, ben anlatıyorum. Çünkü Kenan da, yani Kenan Doğulu da karısını çok üzüyor. Çok üzdü. Çok üzdü. Onun da pek çok yanlışı var. Vefat ettiği için tolere ediyor falan yok. Etmez. Etmemesi lazım. Allah rahmet eylesin. Geliz Yeşilmen'e ne diyeyim, ne fikrim olsun yani. Allah yolunu açık etsin. Geliz Yeşilmen hiç takdir etmediğim, hiç yani tasvip etmediğim bir durumdu onun yaşadıkları zaten. Geliz Yeşilmen kaçınılmaz son. Zaten kendisi haber vermiş, 7-8 ay evvel söylemişti. Bergen gibi olmaktan korkuyorum demişti. Hanker müthiş bir ikili. Kerem Bürsin müthiş bir adam. Kerem Bürsin üzerine dönüyor her şey. Bu aşk onun başarısıdır aslında. Şimdi Hande Erçel fanları bana kızar. Ne demek istiyorsun Bilal Bey diye. Ayşegül Çelikkavak. Yo, doğrulamadılar. Barışmayı doğrulamadılar. Seda Sayan'ın reyting, en son reytinglerini hiç bilmiyorum. İnan hiç bilmiyorum. Yani magazine döndükten sonra, şeye döndükten sonra eğlence programına reytinglerini bilmiyorum. Onun öncesinde sabahları 30. civarda 30 filan gibiydi. 30-35 gibiydi. Sonra ne oldu bilmiyorum en son. Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz benim favori çiftlerimden. Beğeniyorum onları. Beğeniyorum. Oyunculukları müthiş. Cemre'nin oyunculuğu müthiş. Aytaç Şaşmaz da çok başarılı. Ne kadar gençler ve ne kadar başarılılar değil mi? Bunları konuşalım işte. 22-23 yaşında gençler bunlar. Yani Cemre de öyle, Aytaç da öyle. Aytaç bir iki yaş daha büyük Cemre'den. Ama ne kadar başarılılar. Cemre'nin oyunculuğu Beren Saat'ten az mı? Yani Aytaç Şaşmaz'ın oyunculuğu mesela. Ve bunların konservatuvar eğitimi de yok. Ama ne kadar yürekten oynuyorlar. Ne kadar güzel sürüklüyorlar karakteri. Öyle değil mi? Yani yıllarca bazı gazeteci meslektaşlar şişirdiler bazı isimleri. Şişirdiler. Şöyle oyuncu, böyle oyuncu, dev oyuncu filan. Bazı bu işi çok iyi bilen ustalar da, tiyatro oyuncuları, tiyatro ve sinema ustaları da dediler ki dizi oyunculuğu şişirilecek kadar önemli değildir. Dizi oyunculuğu aslında zor bir şey değildir diye söylediler. Görüyoruz işte şimdi ne kadar genç oyuncular, hiç eğitim almadıkları halde, tiyatro eğitimi, sinema eğitimi, oyunculuk eğitimi almadıkları halde ne kadar güzel oynuyorlar bu dizilerde. Sadece onlar değil ki. Biraz evvel baktım son bölümüne. Alp Navruz'la Ayça Ayşin Turan mesela. Ayça Ayşin hadi sinema bölümünü bitirmiş üniversitenin. O üniversitelerde sinema bölümü falan hikaye zaten. Sinema televizyon bölümü özel üniversitelerde ne olacak? Bir ikisi hariç. Alp Navruz mesela. Ama ne güzel oynuyorlar. Dizi oyunculuğu bir şey değil. Yani orada çocukların gençliği, çocukların heyecanı, oyuncuların tabii bizleri büyülüyor, bizleri çok etkiliyor. Rollerine de çalışınca ortaya güzel görüntüler çıkıyor. Teknik ekip de mükemmel zaten. Yapım ekibi falan işin hakkını veriyor. Ama önemli olan tiyatro sahnesinde oynayabilmek. Asıl oyunculuk orası. Onların hakkı ödenmez. O tiyatro sanatçıları, tiyatro oyuncuları. Onlar gerçekten çok büyük iş başarıyorlar. Yok canım, Murat Dalkır, Stahli Akbaşı evlenir mi hiç ya? Soruyu dalga geçmek için mi soruyorsun? Allah aşkına ya. Yoksa magazin, yeni mi takip etmeye başladın magazini?
Murat Dalkılıç evlenir mi bundan sonra ya? Bir de Murat Dalkılıç'la kim evlenecek? Niye evlensinler? Murat Dalkılıç'a kimse, hangi kadın güvenir de evlenir? Murat Dalkılıç çünkü eğlenmeyi çok seven, gezen, tozan, hayatı değişik yaşamak isteyen, arzulayan, bıkmış evlilikten zaten. Yani kötü bir evlilik yaşadı Merve ile. Kardeşler dizisini izlemedim. İzleyeyim Kardeşler dizisi. Çok iyi diyorsun öyle mi? FTS Demezler. Ya niye bu kadar anlaşılmaz isimler koyuyorsunuz hesaplarınıza? Beyza Nur'a evlilik haberi çıktı ama yani bilmiyorum. Yani evlilik haberi çıktı diye okumadım o haberi de doğru değil bence. Yok öyle bir şey. Selin Elçin. Teşekkür ediyorum. Selin 2200. Murat Dalkılıç çocuk istediği için evlenir ancak. İşte Özcan Deniz'in evliliği gibi olur onunki de. Ne kadar yanlış. Ne kadar kul hakkına girmek Özcan Deniz'in yaptığı. Ne kadar yanlış. Ne kadar yanlış. Zaten kul hakkına o kızı 8 aylık olana kadar o kızla nikah yapmayarak girdi Özcan Deniz. Ben Özcan Deniz'i çok eski tanıyorum. Hepinizden eski. Ama yanlış yaptı Özcan. Kim ödül aldı? Can Yaman'dan niye bahsettim Can Yaman'ın ödül aldığından? Can Yaman kendisini bize ait görüyor mu ki Can Yaman'dan bahsedeyim? Yani Can Yaman'ın ödül alması Türkiye'de kimi ilgilendiriyor Allah aşkına? Zaten onu takip edenler görüyorlar. Can Yaman kendini bizden soyutladı. Anlıyor musunuz? Soyutladı kendisini. Yani soyutladı, herkesten soyutladı. Can Yaman değişik bir insan. Engin Akyürek'i yorumlamıyorsunuz. Engin Akyürek çok başarılı bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu Engin Akyürek. Teşekkür ederim Zülfiye. Ben de sizleri seviyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim Elif abla. Zaten dijitaldeyim canım Elif abla. Dijitaldeyim. Ula Sinem Çiftçak. Azerbaycan'a çok selamlar Noa'ya. Özcan Deniz hep genç eş istemiş, bana baksın demiş. Özcan Deniz zaten yani genç eş, kibarca söylemiş Demet. Demet Akalın kibarca söylemiş. Özcan Deniz'in yaşam felsefesi o. Türkmenistan'a çok selamlar. Yazık Türkmenistan'da da koronayla ilgili hep sıkıntılar varmış, koronavirüsle ilgili. Aydax çok selamlar. Canım sağ ol, o kalpler ne kadar güzel. Can Yaman 11. Dalga da geçmiyorum ki. Kendisi Can Yaman bizlerle arasına mesafe koyuyor ya. Ormanlar yandı. Tek bir tane Türkiye'nin sanatçısı, oyuncusu Türkiye sayesinde gitti oralara. Burada aldığı başarıyla, buradaki diziyi de Demet Özdemir'le, o dizideki Demet Özdemir'e yatsın kalksın dua etsin Can Yaman. Can Yaman'ın öyle amşan bir oyunculuğu yok. Bunu kendisine de söylediğimi söyleyin. Demet Özdemir'in oyunculuğu orada o dizide Can Yaman'ı da öne çıkardı. Ve Demet Özdemir'le o aşk hikayesi, sevgililer mi değiller mi falan, o can demcilerin falan ilgisi, merakı Can Yaman'ı yukarıya çıkardı. Ondan evvelki dizilerin falan bir geçerliliği yoktu fazla. O dizi Can Yaman'ı Can Yaman yaptı ve İtalya'da Can Yaman'ı meşhur etti. Can Yaman Türkiye'den çıkmış bir oyuncu, Türkiye'de ormanlar yandı. O kadar insan öldü, o kadar doğa katledildi. Sonra sel felaketi oldu. Bir tane tweet attı mı, bir tane paylaşım Instagram'da şurada burada yaptı mı Can Yaman? Geçmiş olsun diye Türkiye'ye bir şey yaptı mı? Can Yaman kendini bize ait hissetmiyorsa kardeşim ben Can Yaman'ın ödülünden bana ne? Ona İtalyanlar yeter. Can Yaman'dan dolayı bana şey yapıyorsun, sistem ediyorsun. Can Yaman'a bunları anlat. Bunları söyle Can Yaman'a. Bunları yaz Can Yaman'a. Bak seni nasıl engelliyor hemen. Hemen nasıl engeli basıyor sana. İtalya'daki dizisinden inşallah başarılı olur. İnşallah ekmeğini yer. Parasını kazansın. İtalya'da dizisi var diyor. Tamam başarılı olsun. Ekmeğini yesin.
Ama ben yani buradan bir gazeteci olarak ona Can Yaman'a fazladan bir destekte bulunamam. İtalyan gazeteciler destek olsun ona. Hayır canım, hayır. Biri civciv, mantıksız bir barış açısı falan değil. Sosyal medya her şeydir. Herkes sosyal medyadan paylaşıyor. Nerede paylaşacak? Çıkıp televizyonda şey mi yapacak? Açık oturuma mı katılacak Can Yaman? Türkiye ile ilgili düşüncesini paylaşması için. Bu onun, herkes yapıyor. Niye yapmasın o? Tarkan yapıyor, Demet Akalın yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. O niye yapmayacak? Türkiye ona bir paye vermiş. Bir de haberiniz yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı İtalya'da Can Yaman'a kültür elçiliği görevini verdi. Bir de böyle bir görevi var. Türkiye'yi temsil ediyor orada. Anlatsın. Sorun anlatsın. Bensu Soral'la kocası Hakan'ın ilişkisi bir garip. Bir garip. Bir garip, normal değil yani. O açıklamalarına falan pek inanmıyorum ben. Normal değil o ilişki. İşini yapıyor Deniz Akkaya, işini yapıyor. Onun tarzı o. Tarzı o. Seren Serengil de işini yapıyor. Deniz Akkaya da işini yapıyor. Onlar o şekilde yani konuşuluyorsa da, izleniyorsa da başarılılar. Yani başarılılar, konuşuluyor. Bakın soruyorsunuz bana. İzleniyor. Başarılılar. Can Yaman'ı Demet ünlü etti. Bilal Özcan böyle söylüyor deyin. Can Yaman'ı Demet ünlü etti. Demet Özdemir sayesinde. Demet Özdemir'in oyunculuğu o dizide ön plana çıkan oyunculuk. Demet Özdemir sayesinde Can Yaman yürüdü o dizide. Demet Akalın işte bak, sanatçı, örnek sanatçı Demet Akalın gibi olur. Bırak sosyal medyada paylaşmayı, geçmiş olsun filan demeyi. Orada yaşlı kadına sahip çıktı. Evi yanan kadına ev yaptırdı yahu. Cebinden dünyanın parasını verdi. 500 bin liraya kadar masraf yaptı. O evler kolay yapılmıyor orada. Bir sürü eve, bir sürü vatandaşa eşya aldı. Can Yaman kime ne aldı? Simit mi aldı insanlara? Poğaça mı aldı, yolladı? İnsanlar orada Tarkan olsun, Şahan Gökbakan, Demet Akalın kendilerini parçaladılar. Ne kadar büyük yardımlar yaptılar. Ne kadar, ben duydum, Cem Yılmaz mesela hiç paylaşım yapmadı ama dünyanın yardımını yaptı insanlara. Cebinden para verip dünyanın eşyasını alıp yolladı evleri yananlara. Bana hikaye anlatmasın kimse. Bir tane daha ev yapıyormuş Demet Akalın. Evet, bir tane daha, birisine daha ev yapıyor orada. Ülkeyi sevmek böyle olur. Ülkenin vatandaşı olduğunu hissetmek böyle olur. Almanya'ya çok selamlar. Neresinden Gamze? Almanya'nın? İbrahim Çelikkol da iyi oyuncu. İbrahim Çelikkol da çok efendi bir insan. Güzel bir ailesi var. Ailesine sahip çıkan bir insan. Düzgün, düzgün bir erkek. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Ben de seni sayıyorum, seviyorum. FTS DMR ZMR. Sağ ol canım. İrem Ulaş yakışıyor mu? Evet evet, yakışıyorlar. Yağmur. Düsseldorf. Moda merkezi Düsseldorf. Moda ve fuar merkezi. Düsseldorf'a Bülent Ersoy'la gitmiştim yıllar önce. Ne kadar çok alışveriş yapmıştı Düsseldorf'ta Bülent Ersoy. Mağazalara giriyordu, mağazaları kapatıyordu. Beğendiği çok güzel elbiseler almıştı Düsseldorf'tan. Sağ ol Emin. Ben yani tarafsızım, evet. Kimseye yağ çekemem, kimseyi fazladan şişirip de şey yapamam.
Aa, Vicdan Atasever de evlendi. Vicdan Atasever 5 vakit namaz kılıyor. Çocuklar, Allah kabul etsin. Vicdan Atasever. Vicdan Atasever Mehmet Erdem'le evlendi. Hande Kerem'in büyük başarısı ya. Çok büyük başarısı. O dizi çok büyük başarısı. Tuba Büyüküstü'nde kendine özel bir hayatı var tabii, çocuklarıyla filan. Onlarla, çocuklarıyla ayrı bir dünya, kendi özel hayatı ayrı bir dünya. Bir de şimdi işe başladı. Yok yok, çocuk için ayrılmadı. Selin Ciğerci'nin ayrılmasının sebebi o çocuk krizi falan değil. Değil. Değil, değil. Gökhan'ı çok sevdi. Fazla sevdi, çok sevdi. Hakikaten Gökhan'ı çok sevdi Selin Ciğerci ve çok büyük emek verdi o evliliğe ve Gökhan'a saygısı çok büyüktü. İyi biliyorum, çok büyüktü. Yani Gökhan kızar, Gökhan tepki gösterir falan diye hep hayatını ona göre, kocasının isteklerine, arzusuna göre düzenliyordu. Öyle de olması lazım. Yani kişilerin birbirine saygı duyması lazım evliliklerde ve kocasına göre yaşıyordu. Çok büyük değer veriyordu Selin Ciğerci. Gerçekten yani büyük hayal kırıklığı onun için. Görmüyor musunuz ne kadar zayıfladı? Selin Ciğerci yemeği içmeyi çok sever. Kendisini hep korumaya çalışır, kilo almamaya çalışır ama alırdı. Fakat bakıyoruz 8-10 kilo zayıflamış. Rejim yaparak değil, o üzüntüden. Üzüntüden. Ya Allah kimseye öyle ayrılık vermesin, boşanmayı göstermesin. Ama yani o boşanmanın nedeni çocuk filan değil yani. Yo, güzel kız, Miss Turkey güzel kız. Begonviller güzel, teşekkür ederim. En çok sevdiğim çiçekler begonviller. Gülü de çok seviyorum. Gül de var bahçemde. Begonvil de çok seviyorum. Yani begonvil buralara, Ege'ye özgü bir çiçek. Bu iklime özgü bir çiçek. Begonvil. Çok soru geliyor çocuklar. Çok soru geliyor. Hepsine yetişmek, hepsine cevaplandırmak mümkün değil. Ama konuşuruz yine. Hadi bitirelim. Burada akşam ezanı okundu Bodrum'da. Sizin oralarda durum ne? Her yerde akşam tabii, değil mi? Güney Kutbu'ndan bağlanan yoksa. Teşekkür ederim Rahim'e. Selam Bilal Bey, güzel günler, selamlar. Murat Boz'dan haber var mı? Murat Boz'la ilgili yeni bir gelişme yok. Olsa size anlatırım. Foça değil mi? Foça da çok güzel. Gelirim inşallah canım. Gelirim. Seferihisar ne kadar güzel bir yer. Dizide izliyoruz Seferihisar'ı. Evet, hem işimi yapıyorum hem tatil. Asiye teşekkür ederim canım. Sağ ol Binnur, sağ ol canım. Eksik olma hayatım. Merhaba Rojda, merhaba canım. Merhaba hayatım. Merhaba. Hepinize sevgiler. Nefise. Aa, okunuyor mu orada da? Peki Elif abla. Sağ ol canım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayı, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.